Evet Hukuk Öğretirin değerli takipçileri, Hukuk Öğretire hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar, Anayasa Hukuku'na kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi sesim gayet iyi, motivasyonum yüksek. Biraz önce odaklanma ve daha verimli ders çalışma ile ilgili güzel bir video hazırladım. Mutlaka izleyin. Pomodoro tekniğinden bahsettim. Faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar geldik. Nereye? Çık ekrandan. Çık. Ekrandan çıktık. Anayasa hukuku. Yan taraftaki yazı anayasa hukuku. O dönemde Çünkü idare hukukunu çekerken de oraya idare hukuku yazısını koyuyorum. Bazen tam tersini koyunca Yusuf baya sıkıntı çekiyor. Onu video çekilmiş haldeyken onu değiştirmek zor oluyormuş. Neyse teknik işler beni ilgilendirmiyor. O Yusuf'u ilgilendiriyor. Hatta idare hukuku yapayım da uğraşsın biraz. Şimdi arkadaşlar geldik Devlet Denetleme Kuruluna. Pür dikkat beni dinleyin. Buradan soru geliyor. Çok basit bir soru geliyor. Ne geliyor buradan gelecek soru? Devlet Denetleme Kurulu nereye bağlıdır? Şeklinde bir soru geliyor. Öncelikle biraz ayrıntılara bakalım. İdarenin, idarenin hukuka uygunluğunu düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini, geliştirilmesini sağlanması amacıyla Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak Gördün değil mi burayı? Bak Cumhurbaşkanlığa bağlı olarak. Bak o kadar boyuyorum ki okuma. Tamam. Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak ya kalem nasıl bir şeysin sen ya. Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan devlet denetleme kurulu Cumhurbaşkanlığının cumbaşkan isteği üzerine. Ne demek bu? Kardeşim sen diyor Cumhurbaşkanına bağlısın. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla hareket edeceksin. Başkasından bir talimat almayacaksın. Başkasından hazırladığın raporu, araştırmayı, neticeyi başkasına sunmayacaksın. Cumhurbaşkanı'na sunacaksın. Resen hareket etme durumun senin yok. Kimin kimin emriyle çalışıyorsun? Cumhurbaşkanı'nın emriyle çalışıyorsun. Türkçesi bu. Tüm kamu kurum ve kuruluşları ve sermayesinin yarısından fazlası yani 1 bölü 2 artı 1 yarısından fazlasını sahip kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşlara, kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşlarına, her düzeyde işçi ve işveren meslek kuruluşlarına, devam ediyorum arkadaşlar, kamuya yararlı dernek ve vakıfları ne yapıyor? Denetliyor. Kim denetliyor? Devlet Denetleme Kurulu. Kime bağlı? Cumhurbaşkanına. Kimden talimat alıyor? Cumhurbaşkanından. Kimin emriyle denetliyor? Cumhurbaşkanı emriyle denetliyor. Her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma, denetleme yapma yetkisine sahiptir. Biraz ayrıntıya girelim. Kurum sınavları ayrıntıyı sever. Her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma, denetleme yapar. İdari soruşturma. Şu görüyorsunuz değil mi bak? Şu idari soruşturma kelimesi, idari soruşturma yetkisi 2017 Anayasa değişikliği ile verilmiştir. Tamam mı? 2017 Anayasa değişikliğinden önce şu yoktu. İnceleme, araştırma ve denetleme yapma yetkisine sahiptir diyordu. Şimdi ise arkadaşlar 2017 Anayasa değişikliği ile beraber artık ne diyoruz? İdari soruşturma yetkisi de vardır diyoruz. Ayrıca 2017 anayasa değişikliğine kadar silahlı kuvvetleri ve yargı organlarını denetleyemez diyordum. 2017'de anayasa değişikliği ile beraber artık silahlı kuvvetleri denetleyebiliyor. Yargı organlarını yine denetleyemiyor. Tamam? Devam edelim. Devlet Denetleme Kurulu başkan ve üyeleri kim tarafından atanıyor? Cumhurbaşkanı. Devlet Denetleme Kurulu'nun işleyişi üyelerin görev süresi diğer özlük işleri neyle düzenleniyor? Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleniyor. Unutmayın Milli Güvenlik Kurulu da arkadaşlar genel sekreterliği de yine neyle düzenleniyordu? Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleniyordu. Tamam önemli. Arkadaşlar hukuk öğretir. Hukuk öğretir. Ya hocam Nedir bu hukuk öğretir? Arkadaşlar Instagram hukuk öğretir sayfasında hayallerin için 100 gün erken kalk. Geleceğin için 100 gün erken kalkman şart tarzında bir projeye başladık. Instagram'dan her gün ben bir post paylaşıyorum. Siz o postun altına o günkü hedeflerinizi yazıyorsunuz. O günkü uyanış saatlerini yazıyorsunuz ve bir sonraki paylaşacağım postun altına da bu hedeflerden ne kadarına ulaştığını belirtiyorsunuz ve büyük bir motivasyonla birlikte hareket ederek arkadaşlar birlikte bir sinerji oluşturarak herkes ders çalışıyor, çok verimli ders çalışıyoruz. Ders e, dersi Yoğunlaşan arkadaşlar çok faydasını görüyor. Sabah erken kalkmada problem yaşayanlar mutlaka bu etkinliğe katılsın. Twitter adresinden de duyuru yapıyorum. Instagram sayfasından da duyuru yapıyorum. Youtube'dan da buradan duyuru yapmış olayım. Hala haberdar değilsen lütfen artık haberdarsın ve bu etkinliğe katıl. KPS'ye çok az bir 90 gün kadar çok az bir süre kaldı. Haydi arkadaşlar son virajda yorulmak, pes etmek oflamak, kuflamak yok. Son gaz devam etmemiz gerekiyor yolumuza. Şimdi devam edelim. Başkomutanlık Başkomutanlık Genelkurmay Başkanlığı Başkomutanlık Türkiye Büyük Millet Meclisi manevi varlığından ayrılmaz Cumhurbaşkanı tarafından temsil edilir. Başkomutanımız kimmiş? Cumhurbaşkanı manevi olarak temsil eden kimmiş arkadaşlar? Cumhurbaşkanıdır diyoruz. Böyle bir soru gelirse çok basit bir soru olur. Sizler hayli hayli yaparsınız. Biraz mavi devam etmek istiyorum. Milli güvenliğin sağlanmasında ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına, yurt savunmasına hazırlanmasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı Cumhurbaşkanı sorumludur. Bakın başkomutanın yetkisi kimde? Cumhurbaşkanında. Devlet Denetleme Kurulu nereye bağlı? Cumhurbaşkanında. Kimin emriyle hareket ediyor? Cumhurbaşkanının emriyle hareket ediyor. Aynı zamanda milli güvenliğin sağlanması ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasında da yine yegane yetkili kim? Meclise karşı sorumlu olan Cumhurbaşkanıdır diyorum. Cumhurbaşkanınca atanan Genelkurmay Başkanı, Genelkurmay Başkanını kim atıyormuş? Cumhurbaşkanı atıyormuş. Silahlı kuvvetlerin komutanı olup savaşta başkomutanlık görevini Cumhurbaşkanı namına yerine getirir. Hocam, Genelkurmay Başkanlığı Cumhurbaşkanı atıyor fakat Genelkurmay Başkanı Genelkurmay Başkanı kime bağlı olarak görevini yerine getirir? Şuraya da şöyle bir soru işaret koy. Sen cevabını ver. Ben devam ediyorum. Birazdan anlatacağım geldi bile. Bakın arkadaşlar iki önemli soruyu size çözeceğim şimdi. Birincisi genel kurmay başkanı kim tarafından atanır? Önce soruları sen cevapla sonra cevabını benden dinle. Bekliyorum. Evet cevapladım. Beni durdurup cevapladığını düşünüyorum. Şimdi hızlıca çözüyorum. Genel kurmay başkanı kim tarafından atanır? Genel kurmay başkanı cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır. Genel Kurmay Başkanlığı 2018 yılının yılında nereye bağlanmıştır? Nereye bağlı olarak görevini ifa etmektedir? Cevap arkadaşlar Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak görevini ifa etmektedir. Çok önemli iki ayrım, çok önemli iki soru karşımıza çıkması muhtemel sorulardır. Aman aman arkadaşlar kaçırmayın diyorum. Tamam şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Devam edelim. Milli Güvenlik Kurulu. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Başkanlığında. Başkan kimmiş? Cumhurbaşkanı Başkanlığında. Başkan Cumhurbaşkanı. Bir. Ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı. İçişleri, Dışişleri, Adalet, Milli Savunma. Adalet, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri. Ne oldu arkadaşlar? İdam. Bak böyle kodluyorsun. İdam. Sonra kim geliyor? Genel Kurmay Başkanı genel kurmay başkanı ve kuvvet komutanları kara, hava, deniz. Jandarma var mı? Artık yok diyorsun. Tamam. Bunlar neymiş arkadaşlar? Milli Güvenlik Kurulu'nun üyeleri. Gündemin özelliğine göre kurul toplantılarına bakan ve kişileri çağırıp görüş alınabiliyor. Yani gündemin özelliğine göre Maliye Bakanı çağrılabilir. Milli Eğitim Bakanı çağrılabilir. Kim bunlara karar veriyor arkadaşlar? Gündeme göre gündemin özelliğine göre Milli Güvenlik Kurulu bu kişileri çağırabiliyor. Devam ediyorum. Milli Güvenlik Kurulu arkadaşlar şu kodlama tamam tamam mı? Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanıyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı, genelkurmay başkanı, kuvvet komutanları, jandarma, jandarma komutanlığı dışında ve idam. Bakanlara da idam diyoruz. İçişleri, dışişleri, adalet ve milli savunma. Bu şekilde kodlama yapıyorsun. Aşağıdaki hangisi Milli Güvenlik Kurulu üyelerinden biri değildir tarzına soru geldiğinde çap yapıştırıyorsun. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı, idam, kuvvet komutanları diyorsun ve soruyu işaretleyip geçiyorsun. Bu kadar da basit olacak. Tamam? Anlaşıldı mı? Bakma bana. Hocam nereye bakayım? Ar Anlaşıldı herhalde arkadaşlar. Haydi o zaman kaldığımız yerden devam edelim. Grip iyi gelmiş gibi. Şimdi devletin milli Milli güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanmasıyla ilgili alınan tavsiye kararları, gerekli koordinasyonların sağlanması ko konusunda görüşleri Cumhurbaşkanlığına bildirir. Kim bildiriyor? Milli Güvenlik Kurulu. Bildirdi. Kurulun devletin varlığını ve bağımsızlığını, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliğini, toplumun huzur ve güvenliğinin korunması hususunda alınması zorunlu gördüğü tedbirlere ait kararları Cumhurbaşkanlığına değerlendirirler. Yani bir görüş veriyor Cumhurbaşkanlığına. Sonra Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemine bak en son yapılan KPS e, bu 2019 yılındayız 2018. 2018 KPSS'te bizzat arkadaşlar sorulan bir soru. Biz bunları 2018 Anayasa Hukuku oynatma listesini izleyen izleyen arkadaşlar sabredip 35 videoyu bitiren arkadaşlar çok rahatlıkla yaptı. Bakın arkadaşlar gündemi Cumhurbaşkanı yardımcıları Genel Kurmay Başkanlığının önerilerini dikkate alarak Cumhurbaşkanı yar Cumhurbaşkanınca belirleniyor. Gündemi kim belirlenmiş kardeşim? Cumhurbaşkanı belirlenmiş. Devam. Cumhur bu yılda bunu soracaklar. Al sana 2019 KPSS. Cumhurbaşkanı katılamadığı zamanlarda Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcıları Başkanlığı'nda toplanır. Cumhurbaşkanı yok. Kimin başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu toplanacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu toplanacak. Çıkar mı? Bence çıkar. Neden çıkmasın? Genel Başkanı der, Başbakan der, Bakanlar Kurulu der, TBMM Başkanı der. Bir kere TBMM Başkanı kurulun üyesi değil ki başkanlığında toplansın. Anladın değil mi? Aman ha hocam bak bu kelimeler çok önemli. Bu bilgiler çok önemli. Bilgiyi okursun ama soruda bu şekilde gelirse ters köşe olabilirsin. Temel sorulardır. Buradan soru gelirse kaçıracağını düşünmüyorum. Tamam. Şimdi devam ediyorum. Milli Güvenlik Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Teşkilatı Cumhurbaşkanı kararnamesiyle düzenlenir. Bunu da zaten öncelerde anlattım. Şu boşlukları neden bıraktığımı herhalde anlamışsınızdır. Tamam. Şimdi geldik olağanüstü hal yönetimi. Bunu da bir sonraki videoda anlatacağım. Ne kaldı olağanüstü hal yönetimi? Tamam. O hal cumhurbaşkanı kararnamesi. Bunu da diğer videoda yetiştiririm. Yönetmelikler. Yönetmeliklerin denetimi nasıl yapılır? Kolay. Yüksek öğretim kurumu. Rütük. Yürütme bölümünde düzenlenenler. Kanun sistemir. Meslek kuruluşları yargı. İki video daha anlatırsam yargıya gelirim arkadaşlar. Haydi arkadaşlar vakit kaybetmeyelim. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam edelim.